Arkadaşlar merhabalar. Polinom testi çözüyordum size. İlk 16 soruyu çözdük. Şimdi diğer 16 soruya bakacağız. Burada polinom bilgisi gerekiyor. Yani uzman olmanız belki gerekmiyor ama polinom çalışmış olmanız lazım biraz. Çünkü malum klasik soruları zaten çözüyorsunuz. Ben üzerine artık size yorum katacak sorular çözüyordum. Bunlara da devam edeceğiz şimdi. Polinomunun x kare eksi x artı 1 ile bölümünden elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunun daha böyle hızlı yapılan versiyonunu ben önceki videoda çözmüştüm arkadaşlar size. Burada biraz daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü tabii ki x kare gördüğümüz yere x eksi 1 yazmak burada kurtarmayacaktır. Sorularla da lütfen siz bir uğraşın arkadaşlar. Böylece daha faydalı olur. Şimdi şöyle bir durum var. Biz bir px polinomunu x kare eksi x artı 1'e böleceğiz. Bölümümüz bir bx olacak. Kalanımızı zaten bilmiyoruz. Şimdi x kare eksi x artı 1'i biz normalde 0'a eşitleyip x kareyi yalnız bırakıyorduk. Burada x üzeri 100 gibi üst çok büyük olduğu için bizi sıkıntıya sokacağı için ben şöyle bir şey yapacağım. Her iki tarafı x artı 1 ile çarpacağım. Sonuçta sıfırın her sayıyla çarpımı sıfırdır. Böylece arkadaşlar sol taraf x küp artı 1 olacak. Ve x küp eksi 1 eşit olacak. X küp gördüğün yere eksi 1 yaz demek bu, tamam mı? Sakın x eşittir eksi 1 deme. X küp gördüğün yere eksi 1 yazacaksın. Buna göre bakacağız şimdi. Artık x üzeri 100 nedir? X üzeri 99 çarpı x'tir. X üzeri 50, x üzeri 48 çarpı x karedir. X üzeri 25 de x üzeri 24 çarpı x'tir. Bakın 3'e bölünecek şekilde ayarladım. Böylece x üzeri 99, x kübün 33. kuvveti, yani eksi 1'in 33. kuvveti çarpı x olarak yanında duruyor. X üzeri 48, x üzeri 3'ün 16. kuvvetidir. X kare yanında duruyor arkadaşlar. Sonra yine x üzeri 3'ün 8. kuvveti çarpı x. Eksi 1'in 33. kuvveti eksi x oldu. Burada eksi 1'in 16. kuvveti çift kuvvet, dolayısıyla x kare geldi. Yine çift kuvveti olduğu için artı x oldu. Bunlar birbirini götürdü arkadaşlar. X kare gördüğümüz yeri artık bir daha ne yazacağız arkadaşlar? X kare diye de bir şey kalmaz tabii. X kareyi de en son yine 0'a eşitleyip x kare gördüğümüz yere de x eksi 1 yazacağız. Böylece x eksi 1, en sonda bir de eksi 1 vardı. Böylece x eksi 2 oldu ilk sorunun çözümü. Px polinomunun x kare eksi 5x artı 2 ile bölümünden kalan x artı 3'tür. P kare x polinomunun x kare eksi 5x artı 2 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada size basit bir matematik mantığından bahsedeceğim önce. Diyelim bir x sayısının 5 ile bölümünden kalan 4 olsa x kare sayısının 5 ile bölümünden kalan kaç olur arkadaşlar, biliyor musunuz? 4'ün karesini alırsınız 16. Tabii ki 16 5'ten büyük bir sayı olduğu için bir daha bölersiniz, kalanımız 1 olur. Tamam mı? Bu şekilde. İspatlayalım. 5 ile bölümünden ispatlamayayım da yani örneklendirmiş olayım. Şimdi 5 ile bölümünden kalan 4 olan bir sayı düşünelim. Kaç olsun? Biraz büyük bir sayı olsun. 9 olsun. Abartmayalım aynı zamanda büyüklüğü. Şimdi 9'un 5 ile bölümünden kalan ne? 4. Hakikaten 9'u şimdi karesini al, 81. Bunun 5 ile bölümünden kalan ne? 1. O yüzden arkadaşlar polinomda da aynı mantığı yapabiliriz. P karede de yine aynı durum söz konusudur. Siz karesini alacaksınız kalanın. Nedir o da? X kare artı 6x artı 9. Bunun x kare eksi 5x artı 2 ile bölümünden kalan demek yine x kare gördüğün yere hemen sıfıra eşitlediğimiz zaman 5x eksi 2 yaz. Böylece 5x eksi 2 artı 6x artı 9'dan 11x artı 7'ymiş. Bu polinomun karesinin kalanı arkadaşlar. Bu şekilde bir bilgiyi de söylemiş olayım. Kaçıncı sorudayız? 20. sorudayız artık. Şöyle bir kenara alalım. Bakalım şimdi 20. soruya. A ve B birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere
X eksi a çarpı x eksi b ile bölümünden kalan derecesi en az 2 olan bir polinomun x eksi a x eksi b ile bölümünden kalan pb eksi pa bölü b eksi a çarpı x eksi a artı pa şeklinde bulunur. Buna göre 2x küp eksi 5x kare eksi 3x artı 4 polinomunun x kare eksi 5x artı 6 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Soru bizi yönlendirmiş aslında biraz. Bakın burada x eksi 3 çarpı x eksi 2 diye çarpanlarını ayırırsak 3 ve 2 olacaktır. Böylece P3 eksi P eksi 2 bölü 3 eksi 2 çarpı x eksi a. 2'den çıkarttığım için ben 2'yi kullanacağım yine burada. X eksi 2 çarpı pardon artı P2 yazacağım arkadaşlar. P3'ü hemen bulayım. Uğraşmamak için hemen durdurup hesapladım. P3 arkadaşlar 7 geliyor. P2 de arkadaşlar yanlış hesaplamadıysam eksi 6 geliyor. Böylece 7 eksi eksi 6 13. 3 eksi 2 1 olacak. X eksi 2 P2 de neydi? Eksi 6 idi. Böylece 13x eksi 13x eksi 26 eksi 6 da 13x eksi 32 oldu ve bak şimdi hata yaptığım yeri bulmam lazım. 54 eksi 45 eksi 6. Ha, şurada hata yapmışım görüyor musun? Bak zaten siz fark etmişsinizdir. P3'ü bulurken şurada 3 ile 3'ü çarpıp 6 yazmışım yanlışlıkla. Şurayı düzeltiyorum affedersiniz. 9. Böylece o zaman burasından da bir 3 daha çıkacak. 4 olacak. 4 eksi eksi 6'dan burası o zaman mecburen 10 olur. Sonra 10 ile çarptığımız için artık 10x eksi 20 eksi 6'dan 10x eksi 26 olmuş oldu arkadaşlar. Bu sorunun cevabı. Px kare polinomu verilmiş arkadaşlar. Bir hatırlatma yapacağız sadece bu soruya dair. Müthiş derecede özel bir şeye gerek yok. Polinom verilmiş. Px polinomunun x eksi a eksi b eksi c ile bölümünden kalan diyor. Bir kere bir polinom arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken mevzu ne? Bir polinomun içine sen x kare yazıyorsan bu derecelerin hepsi 2'nin katı olması lazım. Çünkü basit bir örnek düşün kafana yatmıyorsa. Px mesela x küp artı x olsun, tamam mı? Şimdi bunu sen git px kare yap. X gördüğün yere bunu yazmıyor musun? Yani sayıların üstlerini aslında 2 ile çarpıyoruz. Böyle bir durum oluşuyor. Haliyle o zaman 2 çarpı 3 6, 2 çarpı 1 yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı diye gidiyor. Dolayısıyla buradan ilham alarak artık ben x üzeri 5'in olmayacağını anlarım. 2'nin katı değil. Yine bunun olmayacağını anlarım. Yine x'in olmayacağını anlarım. Haliyle a buradan eksi 1'miş. B arkadaşlar neymiş? 2'ymiş. C de eksi 3'müş. Yani bu px kare polinomu gördüğünüz gibi neye eşitmiş aslında? 2x üzeri 4 artı x kare sadece. Bunun şimdi x eksi a yani artı 1. Sonra eksi 2 artı 3. Buradan da ne yapıyor? X artı 2. X artı 2 ile bölümünden kalana bakacağız. Yani x gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız. Hemen bunu neye dönüştür? Px polinomuna dönüştür. Px eşittir. 2x kare artı x oldu. Ne yaptım bak? X kare gördüğüm yere x yazarsam bu x karenin karesi. Dolayısıyla böyle olur. Bu da zaten x'in karesi olduğu için değişir. Artık eksi 2 göreceğiz. X gördüğümüz yere koyacağız. 4 kere 2 8 eksi 2'den böylece cevabı 6 bulmuş olduk. Bu şekilde bakın aslında çok da sıkıntılı olmayan bir soru. Ama dediğim gibi polinom kesinlikle bilmek lazım yani. Hani hiç polinom bilmiyorum. İlk bu testten başladım. Hiçbir şey anlamıyorum. Gayet doğal yani. Burada sonuçta artık bunlar konu sonu testleri. Özellikle konu sonu testlerinin içine yerleştiriyorum bakın bu testlerimi arkadaşlar, videolarımı. Sizden gerçekten düzgünce ben polinom bilgisi istiyorum. Güzel tekrarlar yapalım. Polinomda zorlandığımız yerleri halledelim istiyorum. Yoksa bir polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Ben artık polinomda anlattım. Burada bir daha uzun uzun anlatmayayım. Şimdi px neymiş? 4. dereceden bir polinom. P2, P3, P4,
P1 1'e eşitmiş. P5 de 49'muş. Sınavda sorulduğu için bu soruyu koymak istedim arkadaşlar. Yoksa sıkıntılı bir soru olmadığını ben de biliyorum. Ne yapacağız? Bir kere bir polinomun size kalanlarının hepsi aynı verildiyse şunu yapma hakkınız var. Demek ki burada hepsinin kalanı 1'miş. İşte size Px polinomu. Gördünüz mü? Eğer hepsinin kalanı 0 olsaydı kök olacaktı bunlar. X eksi 1, x eksi 2, x eksi 3, x eksi 4 çarpı a diyecektik. Ama hepsi aynı kalanı veriyor. Böylece artı 1 yazma hakkınız var. Şimdi buradan P5'i de vermiş. Güzel, artık a'yı buluruz oradan. A çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 artı 1'den P5 49 verilmiş. Burası da ne yapıyor? 12, 24. Haliyle a da 2 geliyor arkadaşlar. Demek ki polinom, şunu sileyim artık ortadan kaldırayım. 2 olmuş oldu polinomun katsayısı. P0 soruluyor. Hemen yazalım. 2 çarpı eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 4. Bunların zaten çarpımları arkadaşlar neydi? 24. Bir de 2 ile çarpacağız. Cevap 48 olacak. Geldik buraya, 24. soruya. X kare çarpı px polinomu ax küp eksi b artı 1 x kare artı a eksi 1 çarpı x artı 3 b eksi 2 olarak verilmiş. Haliyle burada da neye dikkat edelim? Böylece bütün o x kareli x küplü soruların mantığını halletmiş olayım bu soruyla birlikte. Şimdi artık siz bir polinomu x kare ile çarptığınız zaman bir polinomun derecesi en az kaçtır? Sıfırdır, doğru mu? Haliyle siz x kareli bir şeyi x üzeri n ile toplarsanız, daha doğrusu çarparsanız, dereceleri n artı 2 olur. Bu da ne demek? Toplam polinomunun, çarpım polinomunun derecesi en az 2 ve 2'den büyük olacak demektir. Bundan dolayı bakın, hiç bilmediğim x üzeri n ile x kareyi çarptığımda hep n artı 2 geliyor. N en az kaçtır polinomda? 0. O zaman en az 2 olması lazım. Sıfırıncı dereceden bir görüntü olamaz. Bu yanlış. B4 olmalı. Birinci dereceden bir görüntü olamaz. Bu yanlış. Böyle olmalı. Kafasına yatmayan arkadaşlar için çok basit bir örnek. Sen x kareyi 3 ile çarpsan bile en az 3x kare elde ediyorsun. Burada sabit sayı falan elde etme ihtimalin yok. Dolayısıyla x kare çarpı px eşittir. A'yı zaten 1 bulduk. X küp, b'yi 4 bulduk. Eksi 5x kare olmuş oldu arkadaşlar. Buradan her iki tarafı x kareye bölersek x eksi 5 olur. Px polinomun katsayılar toplamı da 1 eksi 5'ten eksi 4 gelecek arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu şekilde bakın. 25. soru. X çarpı Px artı Px eksi 1 polinomu böyle verilmiş. Polinom eşitlikleri biraz gıcıktır mıcıktır ama yapmamız lazım. ÖSYM'de çünkü güzel bir soru sormuştu arkadaşlar yakın zamanda. Şimdi çözmemek olmaz bunları. O yüzden gösterelim. Bir kere toplam polinomunun derecesi 2. Soldaki polinoma bakarsanız neyi görmeniz gerekiyor? O zaman arkadaşlar Px polinomu birinci derecedenmiş. Neden? Px polinomu ile Px eksi 1'in derecesi aynıdır. Yanına bir x çarpanını eklerseniz o zaman büyük olan derece artık x çarpı Px olur. Büyük olanın derecesi de toplamın derecesine eşit olur. Haliyle x çarpı Px ikinci dereceden olmalı. Bu da bana şunu anlatıyor. Bu birinci derecedense Px de birinci dereceden olmalı. Böylece ax artı b olur. Yanında bir x çarpanı var. Artı bu da ax eksi 1 artı b, çünkü px eksi 1'dir. X kare a artı bx artı ax eksi a artı b. Şimdi x kareli terimin katsayısı 2. O zaman a 2 oldu. X'li terim burada b artı a, yani 2 artı b diyebiliriz. X'li terimin katsayısı 3. Böylece b'de ne geldi? 1. Kontrol edelim bakalım. Eksi 2 artı 1 gerçekten neye eşit? Eksi 1'e eşit. Tamam, doğru yapmışız. A 2'ymiş. B de 1'miş. Demek ki polinom Px eşittir 2x artı 1'miş arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? Px artı 2'nin sabit terimi. Px artı 2'nin sabit terimi x gördüğün yere 0 yaz demek. Böylece senden P2 istiyor demek. P2 de arkadaşlar 4 artı 1'den 5 olmuş olduğu. Evet, 26. soru. Px bir polinom olmak üzere
x kare eksi 3 çarpı px x üzeri 4 eksi a x kare artı 9 eşitliği veriliyor. Px polinomunun x artı kök 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Bunu da canım şöyle yorumlamak istiyor. Evet, bunu çarpım polinomuyla yapıp buraya ax kare artı bx artı c diyebiliriz. Çünkü sonuç polinomu dördüncü dereceden, ikinci derecedenle ikinci dereceden çarparsan cevap gelir. Ben bunu birinci yolu bir üstteki soru gibi yapmayı size bırakıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim ben de. Eğer bir x kare eksi 3 ile bir polinomu çarpıp bu polinomu elde ediyorsanız bu polinom hem px'e bölünür hem de x kare eksi 3'e bölünür. Normal düz mantık. 4 ile 9'u çarparsın 36'dır. 36 hem 9'a bölünür hem 4'e bölünür gibi düşünebilirsin. Bundan dolayı ben x kare eksi 3'ü 0'a eşitleyip x kare gördüğüm yere 3 yazarsam kalan 0 olmalı şu polinomda. Tamam mı? Haliyle x kare gördüğüm yere 3 yazarsam böylece 9 olur. 3'ün karesi olacak. Eksi buradan da x kare gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3a oldu. Artı 9 oldu arkadaşlar. Böylece a ne geldi? 6. X kare eksi 3 çarpı px buradan arkadaşlar kaç gelmiş oldu? X üzeri 4 eksi 6 x kare artı 9. Direkt bu neye eşit? X kare eksi 3'ün karesine eşit. Doğru mu? Tam kare çünkü. Şimdi x kare eksi 3'ün karesine eşitse demek ki bu x kare eksi 3'müş. Px de x kare eksi 3'müş. Bizden px polinomunun kök x artı 2, x artı kök 2 ile bölümünden kalanı soruyor. Artık bunun yerine 0 yazdığımızda kök 2 yazacağız, eksi kök 2 yazacağız, eksi kök 2'nin karesi eksi 3'ten böylece cevap eksi 1 olmuş oldu. Bunu da bölme mantığıyla yaptım. Kalanlar 0 olmak zorunda. İki polinomun çarpımı verildiğinde nasıl olsa ikisine de bölünüyor deyip güzel bir yorumla tamamladık olduk. Tamamlamış olduk bunu da. Bakalım 27. soruda ne diyormuş? Px polinomu veriliyor. Px'in x-1 ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu Qx olduğuna göre Qx'in katsayılar toplamı kaçtır? Ben önceki videoda sanki bunun sabit terimli versiyonunu çözdüm diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bunda da güzel bir şey yapacağız. Bir soru biraz gıcıksa bölüm sorularında ne diyordum ben? Gidip böyle şey yapmak lazım. Px eşittir x eksi 1 çarpı bir bölüm polinomunu Qx olarak vermiş. Qx artı kalanı bulabilir miyiz? Kx falan yazmaya gerek yok. Evet, x eksi 1 ile bölümünden kalan nedir? 1 eksi 3 artı 4 eksi 1. Böylece ne oluyor? Burası 4 eksi 3 1. 1 eksi 1'den 1'miş. Kalan 1 yapıyormuş arkadaşlar. Şimdi ben Qx'in katsayılar toplamını bulmak istediğimde bakın şöyle bir problem ortaya çıkıyor. 1 eksi 1 Q0 artı 1'den burası gidiyor. P1 1 oluyor. Ben şey Q0 diyorum Q1. Q1'i bulamamış oluyorum. Ne yapacağım bu durumda arkadaşlar? Demek ki benim Qx'i bulmam gerekiyor. Nasıl bulabiliriz peki Qx'i? Normal bölme algoritması yaparak yani hiç üşenmeden x küp eksi 3x kare artı 4x eksi 1 neye eşitti? X eksi 1 çarpı Qx artı 1 değil mi? At öbür tarafa şeyi 1'i x küp eksi 3x kare artı 4x eksi 2 eşittir x eksi 1 çarpı Qx. Hocam bundan ne gerek var? Ben başka bir yoldan yapacağım diyenlere merak etmeyin. Birazdan o yolda yapacağım. Sadece bunu bir bölme yapmak isteyen arkadaşlar için gösteriyorum. Şimdi burada x küp eksi 3x kare artı 4x eksi 2 şöyle bir çarpanlarını ayıracak moda getirebilir miyim? Bakayım bir x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 artı x eksi 1 diye ayırıyorum. Bunu normal parçaladım. Burası arkadaşlar x eksi 1'in kübü doğru mu? Burası zaten x eksi 1. Burada zaten x eksi 1 çarpı qx var. Her iki tarafta x eksi 1 ile sadeleştirilebilir hale geldi. Doğru mu? Yerim yetmedi. Şuraya kırmızıyla göstereyim. X eksi 1'e bölüyorum x eksi 1'in kübünü. Ne yapar? X eksi 1'in karesi. Sonra x eksi 1'i x eksi 1'e bölersen ne yapar? 1 yapar. İşte x eksi 1'in karesi artı 1 polinomuymuş. Qx polinomu. Böylece katsayılar toplamı artık ne oldu? 1 eksi 1 0. 1 eşittir. Q1 geldi.
Bu arkadaşlar bu şekilde bir yoldur, tamam mı? Yalnız şunu söyleyeyim. Bu soruyu gidip sana şöyle sorsa, x üzeri 27 dese mesela, orada o zaman bölme algoritmasını yapamayacaksın. Problem doğacak. O yüzden o problemi ortadan kaldırmak için ben size bu yoldan sonra bir de ikinci yol, türev yolu göstereyim arkadaşlar. Bakın şimdi. O da güzel çünkü dediğim gibi her zaman bu büyük dereceli verebilir, küçük dereceli vermeyebilir her zaman böyle. Px zaten buydu. Qx çarpı x eksi 1 çarpı sonra artı 1'di. Türevden neden yararlanacağım biliyor musunuz? Her iki tarafın türevini aldığınız zaman beni şöyle bir şey bekliyor. Q türev x çarpı x eksi 1 artı Qx çarpı x eksi 1'in türevi 1. Dolayısıyla sonra 1'in türevi 0. Bakın burada ben P türev 1 yaptığım zaman, Q türev 1 yaptığım zaman 1 eksi 1'den Q türev 1 gidiyor. Direkt ne kalıyor fark ettiniz mi? P türev 1 Q1'e eşit oldu. O zaman bul şimdi P'nin türevini. 3x kare eksi 6x artı 4. Yaz yerine 1'i. P türev 1 neymiş? 3 eksi 6 4. Ne geldi cevap? 1. Gördüğünüz gibi bakın uyduruk bir yol değildir. Orada P türev x'ten x eksi 1 yardımıyla kurtulabildiğim için türev yardımıyla bazı gıcık polinom sorularını yapmayı denerim. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Geldik şimdi 28. soru. Yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Az sorumuz kaldı. Bayağı bir soru çözdüm polinomla ilgili artık. Bana hani polinomla ilgili çok soruluyordu. Polinom çözecek misiniz? Polinom çözün. Polinomla ilgili güzel sorular çözün. Bir de yeni nesil tayfası var. Polinomda bile yeni nesil istiyor. Yani onlar bana enteresan gelse de ben hep söylüyorum. Bunlara cevabım şu. Yeni nesil soru çözecek misiniz hocam? Ben size sınavda karşınıza hangi soru modeli gelirse gelsin yorum yapacağınız sorular çözeceğim. Ve ben arkadaşlar bazen de şöyle oluyor. Hocam devamı gelsin. Hocam teşekkürler devamı gelsin şeklinde cümleler oluyor. Onlara da şöyle toplu cevap vereyim. Yani devam gelsin derken bu böyle bir dizi falan değil. Ben 350 tane falan video çekmişim. Bunların hepsini izlemiş olma ihtimali yok. Bari hani devamı gelsin diyorsan senin adına devamı var. Eski videolara da bakabilirsin ihtiyacın olan. Devamı gelsin bazen anlayamıyorum. Mesela ben polinom çözüyorum şu an ama polinomu çözme sebebim şu. Ben konu sonu testlerin çoğunu bitirdim. Türev, integral, ikinci derece denklem, ikinci derece denklem diyorum pardon. Ne onun adı? Trigonometri, limit, logaritma. Yani en önemlileri çözdüm. Eksiklerim şunlarda kaldı. Parabolün her bir kısmında ayrı ayrı çözdüm ama konu sonu çözmedim, onu çözeceğim. Sonra ikinci derece eşitsizliklerle ilgili konu sonu testi çözmedim, onu çözeceğim. Polinomu çözmemiştim, şimdi onu çözdüm. O yüzden hani türevle ilgili hocam konu sonu testi gelecek mi? Ben zaten çözdüm, hallettim onu. Hatta üzerine 10 soruları çözdüm. Bir de bir soru yorumlar da çözüyorum. Bir de üzerine AYT tekrarlar da çözdüm. O yüzden onlara da bu şekilde cevap vermiş olayım. Yoksa hani ben sınavın son gününe kadar bir sürü soru çözsem de arkadaşlar burada biraz sizin yorumunuza kalıyor. Yani şeyden dolayı değil. 100 tane soru çözmeye üşenmekten kaynaklı değil. Bir, evet ona vaktim yetmez benim. İkincisi, çözsem de zaten ben size soru ezberletme amacıyla bu kanalı hiç kurmadım. Öyle olsa gerçekten en basitten alırım, en dipten alırım toplama çıkarmadan. Sonra belli soru modellerini ezber ezber gösteririm. Sonra bakarız. Yani artık zor sorulara da vakit kalmaz zaten onları çözmekten. Benim niyetim o değil. Benim niyetim gerçekten sınavda başarılı olmak isteyen bir öğrencinin istediği bir kanala oluşturmak. Ben bunları çözdüğüm zaman ha bak bu evet ya bu kitapta işte sınavda buna benzer soru görüyorum ya da yorum kabiliyetim gelişiyor. Aa ben böyle bir şey öğrenmemiştim. Bu iyi oldu benim için. Lik soru modelleri çözmek istiyorum ben. Yoksa yani bütün klasik soruları çözerek şu hisse kapılmanızı istemem. Bunlar zaten benim kitabımda da var. Ya da ben bunları öğrendim bana ne kattı ki? Lik sorular zaten YouTube'da bayağı bir var. Yani kesinlikle bu arada onları da küçümsediğim için değil. Çünkü önce ona da ihtiyacınız var. Ama benim tercihim o yönde değil. Yani biraz daha böyle sıfırla 10 net arası hedefi olan öğrenciler, evet benim kanalda hem zorlanabilir hem de abuk subuk gelebilir onlara soru modelleri. Ancak
siz konularınızı çözdükten sonra bir de benden böyle testleri çözüp izlerseniz bayağı bir şey öğreneceğinizi düşünüyorum. Şimdi çok uzattık, devam edelim yine. Px polinomunun x artı 1'in karesiyle bölümünden kalan 3x artı 2'dir. Buna göre p kare x polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Demin biz buna benzer yaptık derken o farklıydı. Tamam, düzeltiyorum. Bir an çünkü bir soruya benzetecektim. Benzetmekten vazgeçtim. Şimdi px polinomu x artı 1'in karesiyle bölümünden 1 bölüm qx olsun. Kalan da 3x artı 2 olsun. Şimdi arkadaşlar burada fark ettiyseniz p kare x polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalanı soruyor. O zaman benim önce bir px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalanı bulmam lazım. Bana verdiği çünkü x artı 1'in karesi. Bakalım şimdi madem öyle. Px'in x artı 1 ile bölümünden kalanı buluyorum size. Ne yapacağım? X gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 1. Yazalım. P eksi 1. Burası komple ne güzel gitti. Eksi 3 artı 2'den ne geldi? Eksi 1. Şimdi şunu söyleyebilirim. Demek ki Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 1'miş. Böylece ne söylüyordum ben? Karesini aldığım zaman x artı 1 ile bölümünden kalan direkt kalanın karesidir. Kalanın karesi de böylece 1 olmuş oldu arkadaşlar. Bizden zaten kalanı istiyor. Artık bunu da x artı 1'e bölecek halimiz yok. Zaten 0. dereceden bir polinom. Gördünüz mü? Bu şekilde. Yani mümkün olduğunca bakın sorular böyle birbirine benziyormuş gibi son anda benzemiyor. O yüzden aynı soruyu çözdük hissine kapılmayın bu testte. Benzerinde farklı bir yorum yine muhakkak yapmaya çalışıyorum. Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden elde edilen bölüm x kare artı x eksi 2 kalan x küp artı 3x artı 4'tür. Buna göre Px polinomunun derecesi en az kaçtır? Bakalım. Şimdi soruyu unuttum ya. Kendim okuduğum soruyu unuttum. Bir daha bir durdurayım da okuyayım bakayım ben. Tamam, problem yok. Şimdi şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. Bir Px'i bölmüş. Qx'e bölüm bu olmuş. Kalan da bu olmuş. Şimdi bir kere fark etmeniz gereken mevzu kalan 3. dereceden ise bölüm kesinlikle en az 4. dereceden olması lazım. Şey pardon yanlış söyledim. Yani bölen 4. dereceden olması lazım. Şimdi kalanımız basit soru. 3. dereceden o zaman bölen polinomun en az 4. dereceden olması lazım. 4. dereceden bir polinom da böyle x üzeri 4 ile başlar en az. Haliyle çarpınca da bölünen polinoma en az x üzeri 6 ile başlar. Daha büyük tabii ki olabilir ama bölen kalanın derecesinden büyüktür. Evet tamam o zaman bölenin derecesi en az 4'tür deyip çarparsak 6. dereceden bir polinom elde ederiz. 7 de olur, 8 de olur, 10 da olur, 1000 de olur normalde. Bizden en az değerini istiyor. Şimdi P-2, P0 ve P3 0'a eşit verilmiş. Demin 1'di burası. Hatırlayın soruda. Bu sefer kalan 0. Bir şey fark ediyor mu? Hayır. Burada aynı yorum yapacağım ama bu soruda. A çarpı x artı 2. X eksi 0'dan x. X eksi 3. Polinomun kökleri verilmiş aslında bize. Dolayısıyla bakın bunlar çarpanları oldu. Bu da bize Px polinomunu veriyor. Böylece P eksi 1 ne oluyor arkadaşlar? P1 pardon. 3A çarpı 1 eksi 2 eşittir 10. A buradan ne geliyor? Eksi 5 bölü 3 geliyor değil mi? Eksi 10 bölü 6'dan evet eksi 5 bölü 3 geliyor. Böylece eksi 5 bölü 3. P eksi 1'i sormuş. 2 eksi 1'den 1. Eksi 1 eksi 3'ten eksi 4. Bir de eksi 1 yerine yazıyoruz. Şimdi böylece ne oldu burası? Eksi 20 bölü 3 olmuş oldu arkadaşlar. Şu sayfanın sağ tarafını görünce böyle boş mutlu oluyorum. Diyorum ki işimiz azaldı. Tabii ki biz de insanız arkadaşlar. Yani böyle öğretmenin de psikopat robot gibi düşünmeyin. Soru çözdükçe mutlu olduğumuzdan falan değil. Bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var. Haliyle orada bir boş sayfa. Unutmuşum bak. Bakayım kaç sorumuz kalmış. İyi güzel. 3 sorumuz kalmış. 31. soruya geldik. Yine o lanet polinom eşitliği sorusu değil mi bu şimdi?
Niye lanet diyorum? Çünkü bunlar sıkıcı ama yapmak zorunda olduğumuz soru modelleri mecburen. Bakın bizim de sevmediğimiz şey var. Yani polinoma bayılıyor musunuz da yapabiliyorsunuz? Yok. Yani her konuya bayılır mı insan yani? Bazı konuları sevmezsin. Ben mesela kendim sevmediğim bir konu söyleyeyim size. Ben dizileri sevmiyorum yani. Hiç, yani çok böyle matah bir konu gelmiyor. Hele böyle konu basitleştikçe benim için iyice gıcık oluyor o konu. Bak karmaşık sayı mesela sevmiyorum. Çok basit. Hemen ona da cevap vermiş olayım. Karmaşık sayı arkadaşlar neden soruluyor anlamadığım bir şekilde bilmiyorum ama karmaşık sayı gerçekten basit bir yer. Ben onu tekrar testlerinde karmaşık sayıdan birkaç soru çözerek anlatacağım. Tamam, böyle anlaşmış olalım. Özel olarak karmaşık sayı anlatmayayım şimdilik. Belki sonradan kafama eser böyle her şeyi halletmişimdir, rahatlamışımdır yaparım ama şu anlık düşünmüyorum açıkçası. Çok böyle basit kanallardan isterseniz yani karmaşık sayıyı dinlemeye ihtiyacınız olacak kadar basit böyle eksiğiniz varsa onu basit bir kanaldan halledivermenizi rica ediyorum. Ben de güzel sorular hazırlamaya çalışıyorum bu basit olan konularla ilgili. Her konunun en zor sorusu çıkacakmış gibi arkadaşlar anlatıyorum. Soru çözüyorum, soru seçiyorum. Onlarla da ilgili zor birkaç soru var elimde. Çözeceğim inşallah. Çözeceğim diyorum ama bakalım sınavda da yani bir o kadar çok yapmak gereken şey oluyor ki kafamda bir yandan geometriden bir şeyler yapmak var arkadaşlar. Bir yandan işte bu AYT ile ilgili, TYT ile ilgili aşırı derecede bir şey yapasım gelmiyor. Çünkü TYT'de çalışacaksınız, düzgünce çözeceksiniz, bol bol deneme çözeceksiniz. Benim deneme üretme ihtimalim yok çünkü o ayrı bir iş alanı. Benim o yüzden ondan çok ciddi böyle parayı vurmam falan lazım. Yani benim TYT denemesi hazırlamam için size yani dünyanın çok zengin insanlarından bir tanesi olmam gerekiyor. O derece bana zor geliyor çünkü. Ya da yani artık gerçekten herhangi bir şeyle ilgili beklentim yoktur. Kendime böyle TYT denemesi hazırlama işkencesi yapıyorumdur. Başka ihtimal olamaz yani. Çünkü gerçekten bir ekip işi o. Tek başına altından kalkılacak bir iş değil. Ona da böyle bir yorum yapmış olayım. Şimdi P1 eksi X kare eşittir X çarpı PX artı 4X kare eksi 3X artı 1 verilmiş. Burada polinom eşitliği söz konusu ama acaba polinom eşitliğinden yapmayıp şu P1 ve P-1'i yaparak getirebilir miyiz? Onu zorlayalım. Şimdi mesela P1'i elde etmek için X'e kaç vermem lazım? 0 vermem lazım, değil mi? Veriyorum bir P1. 0 verince ne güzel burası gitti. Böyle oldu. P1 mis gibi 1 geldi. P-1 elde etmek için ne yapacağım? Arkadaşlar mecburen eksi 1 yazacağım. Orada da bir durum ortaya çıkacak. Bakın şimdi x gördüğüm yere ne yazayım? Eksi 1 yazayım. 1 eksi 1'den p0 olsun. Burası eksi 1 çarpı p eksi 1 artı 4 artı 3 artı 1. Diyeceksin ki şimdi aa hocam p0'ı bilmiyoruz. Sorun değil hallederiz. P0'ı bulmak için de burada ne yazarım? Arkadaşlar x gördüğüm yere 1 yazarım. Böylece bak P0 eşittir. 1 yazdığım için 1 çarpı P1 artı 4 eksi 3 artı 1 olur. Haliyle ben zaten P1'in kaç olduğunu bulmuştum. 1. Yaz buraya hemen. P0 ne geldi? 4 eksi 3 1. 1 daha 2. 1 daha 3. P0 3 olduğu için artık burada x P0 gördüğüm yere 3 yazarsam P-1'de ne oluyor? Bunlar birbirini götürünce P-1'de 5 oluyormuş. Haliyle bunların toplamı da 6 geliyormuş arkadaşlar. 32. soru. X küp artı 3x kare eksi 2x eksi a polinomu x artı 2 ile bölündüğünde bölüm bx kalan 6'dır. B3x eksi 2 polinomunun sabit terimi nedir diye soruluyor. Bakalım. Şimdi Px polinomunu x artı 2 ile bölüyoruz. Bölüm 1 bx kalan da 6. X artı 2 ile bölümünden kalanı bulmak için x gördüğümüz yere ne yazarız? Eksi 2 yazalım. Eksi 8. Sonra artı 12 artı 4 eksi a. Eşitmiş arkadaşlar 6'ya. Buradan 24 a ne geldi? 18. Demek ki polinom böyle bir polinommuş.
B3x-2'nin sabit terimi soruluyor. Bunları neyse şimdi şey yapayım. Bir orayı sileyim en azından. B3x-2'nin sabit terimi demek ne demektir arkadaşlar? Bizden B-2'yi istiyor demektir. X gördüğümüz yere 0 yazarsak. Yalnız burada yine aynı muhabbet var. Ben burada P-2'yi bulmak istediğim zaman 0 artı gördüğünüz zaman ne oldu? 6. Haliyle sıkıntı oldu. Ben ne yapmalıyım o zaman? Ya P-X'i X-2'ye bölmeliyim ya da deminki gibi türev almalıyım. Ben şimdi türev alacağım. P türev X 3X kare artı 6x eksi 2 eşittir. Bunun türevini alıyorum. Bx artı b türev x çarpı x artı 2 artı 0. X gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi 2. P türev eksi 2 ne oluyor o zaman? 12 eksi 12 eksi 2. Sonra burası da b eksi 2 oluyor. Böylece 12'ler birbirini götürüyor. B eksi 2 de eksi 2 oluyormuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine türevle hallettik bakın.